22 Mart 2024 Cuma Ferud'un Nideli Star gazetesi. Değerlendirme Genel Kuruluymuş. Fenerbahçe Spor Kulübü 2 Nisan 2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısına gidiyor. Ali Koç bu konuya ilişkin olarak yaptığı basın toplantısında biz 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz olağanüstü. Yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerekiyor. Biz artık gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz. Bu kararı alınca bir alt lige düşme söz konusu. Futbol aşede sonra genel kurulu koyuyoruz. Fenerbahçe olarak kendi kaderimizi, kendi geleceğimizi kendimiz çizmek zorundayız şeklinde konuştu. Bu açıklamanın ardından özellikle sosyal medyada Fenerbahçe Spor Kulübü üyeleri Ali Koç tarafından yapılan açıklamanın da heyecanıyla 2 Nisan'da yapılacak genel kurula katılıp Likten çekilme dahil alınacak karar için oy kullanarak yönetime yetki verilmesi konusunda bir seferberlik başlattı. Farklı şehirlerden ve yurt dışından gelecek üyeler 2 Nisan için organize olmaya başladılar. WhatsApp gruplarında da aynı şekilde Fenerbahçe'yi yeniden 3 Temmuz ruhunun sarmış olduğu görünüyor. Bu açıklamaların ve oluşan heyecanın ardından 2 Nisan toplantısının gündemi, Fenerbahçe internet sitesinde ardından da kap açıklamasıyla SPK internet sitesinde yayınlandı. Gündemin 5. maddesi aynen şöyle. 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi. Yetki istenmiyor mu? görünen o ki 2 Nisan toplantısında alınacak bir karar, oylama yok. Sadece görüşme yapılacak. Konuyu konuştuğumuz kulüp üyeleri gündemi okuduklarında şaşkınlığa kapılırken tecrübeli üyeler bu konunun genel kurul sırasında önergeyle düzeltilebileceği düşüncesindeler. Oysa incelediğimiz Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğünün gündem başlıklı 22. maddesinde olağanüstü genel kurul toplantılarında gündeme madde ilave edilemez diyor. Yani karar alma ya da oylama hususunun önergeyle gündeme alınması da mümkün değil. Ali Koç ve Fenerbahçe yönetiminin farklı bir düşüncesi yoksa ya açık bir hata var ya da Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi bir karar alınmasını, kendilerine böyle bir yetkinin verilmesini istemiyorlar. Kaldı ki tüzüğün 3. maddesinin 5. maddesinin A bendi düzenlemesine göre yönetim kurulunun yüksek divan kurulu başkanlığının görüşü alınarak olimpik alan veya olmayan spor dallarında sportif şubelerin açılması, sportif şubelerin faaliyetlerinin durdurulması veya kapatılması hususunu Genel Kurul'a sunmak yetkisi var. Yüksek Divan Kurulu'ndan tüzüğün 44. maddesine göre bu konuya ilişkin olarak alınmış bir görüş olmadığı gibi Genel Kurul'un gündemi de buna uygun değil. Yani anlayacağınız ortada oylanacak, karar alınacak tüzüğe uygun şekilde hazırlanmış bir gündem yok. İnsanlar boşuna heyecanlanıp kulübün kaderi konusunda önemli bir karar alınacağı düşüncesiyle kendisini 2 Nisan'a hazırlarken, Ali Koç ve yönetim kurulunun genel kurulu sadece görüşme yapma hususunda toplantıya çağırdığı anlaşılıyor. SPK ne diyor? Konuştuğumuz bir SPK uzmanı ise bu konuda karar alma yetkisinin Fenerbahçe Futbol AŞ Genel Kurulu'na ait olduğunu, halka açık %32'lik kısmın evet demediği sürece böyle bir sürecin gerçekleşmeyeceği düşüncesini benimle paylaştı. Yani tıpkı Süper Kupa finali için Riyad'a gidilmemesi konusunda Yüksek Divan Kurulu'ndan alınan tavsiye kararı ve stadyum isminin Atatürk olması için Mali Genel Kurul'dan alınan yetki gibi tamamen tribüne oynamaya yönelik içi boş bir başka ergence girişim bu. Ne diyeyim? Allah akıl fikir versin. 117 yıllık kulüp taraftara ve camiaya hayal satan insanların eğlence merkezi haline gelmiş. Dersini vermişsin. Şimdi gelelim benim eğer usulüne uygun bir genel kurul yapılsa ve kulüp üyesi olsam oyumun ne yönde olacağına. Arkadaş Trabzonspor'u Trabzon'da yenmiş üstüne de yapılan saldırıya misliyle karşılık vererek burası Avni Aker buradan çıkış yok diyen Trabzonspor taraftarlarına hayatları boyunca unutamayacakları bir ders vermişsin. Aynısını Galatasaray'a karşı Rams Park Stadyumunda da yapmak mümkün. Niye, neden ligden çekiliyorsun? Sen bu sezon şampiyon olacaksın belki de. Sayın Başkan, başkan seçilirken vaadin bu değil miydi? Şimdi bu vaadi birincilikte tutmayı, birincilikte şampiyon olmayı mı taraftarınıza teklif ediyorsunuz? Efsane Başkan Aziz Yıldırım, Trabzon'da takım aracı kurşunlandığında kendisine bu yönde yapılan eleştirilere rağmen böyle bir düşünceyi kabul etmemişti. Üstelik o tarihte hem Aziz Yıldırım ve arkadaşları hem de Fenerbahçe'nin 3 Temmuz yargılamaları hala sürüyordu. Ne kulüp ne başkan ne de arkadaşları daha beraat etmemişti maçlara çıkmıyoruz yönünde verilecek bir karar 3 Temmuz sürecini Fenerbahçe'nin aleyhine geri dönülemez bir biçimde sonlandırabilirdi. Fenerbahçe hayat memat mücadelesi veriyordu. Şimdi ortada böyle bir durum yokken nereden çıktı ligden çekilme fikri diye sormak yanlış olmaz. Ben anlayabilmiş değilim. Takım kurşunlanmasını, Denizli'yi son dakikada kaçan şampiyonlukları Fenerbahçe'ye karşı yapılmış organize kötülük olarak tanımlarken ve ligden çekilme düşüncesini kuvvetli bir şekilde bu olaylara dayandırırken 2018 genel kurul sürecinde Aziz Yıldırım'ı 4 yıl şampiyon olamamakla Fenerbahçe'nin kendiliğinden zaten ortalama 3 yılda bir şampiyon olabildiğinden eleştiren Ali Koç değil miydi? Göreve gelir gelmez ilikli ceketlerini rakipleri önünde ilikleyen rakibe saygı mottosuyla Aziz Yıldırım ve ekibinin rakiplerle kavga ettiği için Türk futbolundan tasfiye edildiğiyle övünen Ali Koç değil miydi? Trabzon'da hırsızın başkanı diye bağıran Trabzonsporlu taraftarla selfie çekilen Ali Koç değil miydi? Ya o gün yanlış yapıldı ya da bugün yanlış yapılıyor. Son söz, Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte. Adı konamaz diyen İslam Çupi'nin ruhu şad olsun. 117 yıllık kulüp nelerle sınanıyor. Akla fikre zarar.